konsantre olabildik. Can kulağıyla dinledik. Can vardı, gelemedi. Hemen sunmak ister misiniz yoksa sorun yok. Peki. Serkan Bey, Tezcan Bey'in yerine sunacak. Türkiye'de şarapçı. Tekrar merhaba. Tezcan Bey selamlarını gönderdi. Aramızda olmadığı için onun yerine ben yardımcı olmaya çalışacağım sunum konusunda. Türkiye'de şarapçılar da hızla bakalım. Asma bitki olarak, tür olarak ortaya çıkması 140 milyon yıl öncesine dayanıyor yaklaşık olarak. Bitki ve yaprak fosillerinden mezozoik döneme ait bir tür olduğunu biliyoruz. Milyonlarca yıl önceye kadar köklü bir geçmişe ve büyük bir zenginliğe sahip, çeşitliliğe sahip. Dünyanın birçok yöresinde aynı dönemde bulunduğu da bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış. Şarabın tarihini insanlığın tarihinden ayıramıyoruz. Ve sıradan bir tüketim maddesi olarak değil, son derece önemli kültürüyle, ticaretiyle iç içe geçmiş bir ürün olarak kabul ediyoruz. Bağ ve şarap çağlar boyunca yaşamış uygarlıkların tarımında, ekonomisinde ve sosyal hayatında çok önemli bir yer tutmuş ve çağlar boyunca en asit içki olarak değerlendirilmiş. Antik çağda bağcılar ve şarapçılara bakarsak, kültür alındıktan sonra dediğim gibi Anadolu toprakları üzerinden önce Avrupa'ya, oradan da yeni dünya ülkelerine dağılmış. Anadolu topraklarından yerleşik olarak yaşamış medeniyetlerin tamamında Sümerler, Asurlular, Hititler, Frigyalılar, Libyalılar, Likyalılar ve Kapadokyalılarda şarap ve bağcılık önemli bir kültür olarak yer etmiş. Daha sonra da denizci koloniler vasıtasıyla Mora Yarımadası ve Trakya'ya yayılmış. Yeni dünya ülkelerinde yani Amerika'da, işte Kuzey Amerika'da, Güney Amerika'da, Avustralya, Yeni Zelanda'da ve Asya kıtasında bağcılığın ve şarapçılığın tarihi nispeten daha yeni. Çünkü bu topraklardan yayılıyor. Yine belirttiğim üzere geleneksel olarak Akdeniz ülkesi, Akdeniz'in çevrede ülkelerde bağcılıkta şarapçılık yapılıyor. Osmanlı dönemine biraz bakarsak, Anadolu Türkler tarafından Türkler Anadolu'ya yerleştikten sonra aslında bağcılık ve şarapçılık bir kesintiye uğramamış. Müslüman, yani Hristiyan grupların ya da işte farklı dine mensup toplumların, toplulukların şarap üretimini sürdürmesi Osmanlılar tarafından desteklenmiş ve vergilendirilerek yetiştiricilik ve şarap üretimi devam etmiş. Bu dönemde Anadolu ve Trakya'da şarapçılığın sürdürücüleri Rumlar ve Ermeniler olmuş daha çok. Yine bu dönemde Ankara, Erdek, Gelibolu, Girit, Kıbrıs, Marmara takımları, Kapat ve Trabzon şarapların çok ünlü olduğu, Müslüman halkın şarap içmesini istemeyen padişahların çoğunun ise şarap içtiği tarihi kayıtlardan bilmiyor. Tezcan Bey'in sözleri. Cumhuriyet dönemine baktığımızda genç cumhuriyetle birlikte aslında şarapçılık son derece destekleniyor, önemseniyor. 1926 yılında Nihat Kutman tarafından Doluca firması ilk olarak kuruluyor. Daha sonra 1929 yılında Kavaklıdere firması kuruluyor ve bu firmanın tanıtımının yapılmasına desteklenmesinde de bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün çalışmaları oluyor. 1930'lu yıllarda, işte bizim kurumumuzun da kurulduğu dönemde ve Tekin'in de kurulduğu dönemde şarap üretimi destekleniyor ve daha sağlıklı bir alkollü içki olması nedeniyle insanların bunu tüketmesi tercih edilmeye çalışılıyor. 50'lerden sonra ise işte siyasi nedenlerle, bakış açılarının değişmesiyle şarapçılık aslında biraz gerilemeye başlıyor. 70'lerde iyice artık üretimde, şarapçılıkta, şaraba bakışta değişmiş oluyor. Yine de bu dönemde teker şarapçılığı teşvik etmeye, desteklemeye devam ediyor. Buzbağ, Hoşbağ, Güneybağ ve Narbağ gibi şaraplar üretilerek piyasaya sunuluyor. 80'lerden sonra
gerek Türkiye'de gerek dünyadaki değişmeler, değişimlerle birlikte biraz anlayış değişiyor. 90'larda işte kalite ön plana çıktı, gelimin azaldı ama kalite ön plana çıktı. Butik şarapçılık gelişmeye başlıyor ülkemizde de. Ve 90'lı yılların sonlarında ve 2000'lerde artık yabancı çeşit egemenliğine son vererek biraz daha yerli çeşitlerin ön plana çıkması için üreticilerin çalışmaları oluyor. Fakat bu çabalar tabii hala dünya ölçeğine kıyaslandığında ne yazık ki yeterli değil. Anadolu tarih öncesinden gelen şarap kültürünü bugünlere ne yazık ki istenildiği şekilde taşıyamamış. Ne yazık ki neredeyse bu kültür yabancılaşmış durumda. Yani şarap unutulmuş durumda diye biz böyle görüyoruz. Kıtalar bakımından üzüm üretimine bakarsak Avrupa kıtasında en fazla üzüm üretiminde olduğunu görüyoruz. Dünyada üretilen üzümün %70'inin şaraplık, %30'unun sofralık, %2'sinin ise kurutmalık olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Ülkemizde ise bu durum tam tersi. %52'si sofralık, yaklaşık %2-3'ü şaraplık olarak değerlendiriliyor. Bağ rakamlarından bahsetmiştik zaten. Bugün hala üreticilerimizin, şarap üreticilerimizin karşı karşıya kaldığı en önemli sorun aşırı vergiler, yüksek vergi uygulamaları. Yani şarap kadar aslında katma değeri olan başka bir ürün daha yok. Etiketini gördüğümüz ürün 25 bin dolar. Yani 1 kilo üzümden yapılan bir şişe şarap 25 bin dolara kadar satılabiliyor doğru pazarlama şekilleriyle, doğru şekilde işlendiğinde. Fakat bizim buradan bu piyasadan alabildiğimiz fay binde iki kadar. Diğer taraftan ağır sektöre destek verilmediği gibi ağır bir vergi yükü uygulandığı gibi işte şarap üreticilerinin reklam yapması, festivaller, bağ bozumu gibi etkinlikler de engelleniyor, desteklenmiyor. Burada bunlar biraz yapısal sorunlar aslında. İşin teknik kısmına baktığımızda bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi hala bağ alanlarının kayıt altında olmamışı ve hangi bölgede hangi çeşidin yetişeceği, hangi bölgede nasıl bağların kurulacağı, hangi yetiştirme yöntemlerinin uygulanacağı, şarap üretim yöntemlerinin nasıl uygulanması gerektiği gibi standartlaşması gereken konularda halen eksiklerimiz var. Terroir önemli bir konu şarap üretiminde ve üzüm yetiştiriciliğinde. Aslında biz yani hocamız da bahsetti, köken kontrolü üretim dünyada şarapçılığın gelişmesi için, kalitenin arttırılması için uygulanan bir sistem uzun yıllardan beri. Bizde bu bir şeyde yok. Köken kontrolü, üretim ya da operasyon konusunda çok gelişmiş durumda değiliz. Açıkçası bu coğrafi işaret çalışmasına da başlarken belki ileride gelişebilecek bir operasyon çalışmasına ya da köken kontrolü üretime bir öncü olabilir, bir altlık olabilir diye bu işe giriştik. Dünyada, Türkiye'de şarabı yapılan yabancı çeşitlere de biraz bakarsak beyaz çeşitlerden Sauvignon Blanc, Claret, Chardonnay, Riesling gibi çeşitler. Kırmızılar Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Pinot Noir gibi çeşitler. Yerli çeşitlerden son dönemde yapılan şaraplarındaki artışı görebiliyoruz. Bu da geleceğe yönelik olumlu bir işaret olarak gözüküyor. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim.